Bir kere ya. Lan bir kerecik bir şey yolunda gitsin be. Lan ölürsem arkamdan bir kere de bu adamın yüzü güldü desinler ya. Ya tamam vur Şebo, vur 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 vur. Sana kız mı yok? Yok lan abi ya. Var mı? Tipi kes. Ben senin ebeveyn olsam geri iterdim lan seni. Ne şakacısın ya? Ağzına şunu be. Ama büyük sıplayacağım. Herkes görecek. Vursunlar bakalım şimdi. Hayat böyle Sebo. Ben ne insanlar gördüm, üstünde elbise yok. Ne insanlar gördüm, üstünde elbise var. Çok şey yapmamak lazım yani. Oldu o zaman. İzzet, hı. Benim sonumda bunlar gibi mi olacak lan şirin ve yalnız? Ne yaptın be oğlum? Olur mu lan öyle şey? Sen şirin değilsin bir kere. Ya sıçacağım ama ha sabahtan beri. Moral versin diye oturuyoruz, laf sokup duruyorsun ya. 12 Eylül şey işkencesi gibisin bugün ya. 12 Eylül... 12 Eylül... Ne zaman lan 12 Eylül? Haziran mıydı? Yok, Şubat amına koyayım. Eylül diyorum zaten, onu mu soruyorum? Senin doğum günün ne zaman mesela? Mart'ta ben doğdum, 16 Mart. Ha, hangi yıl? Her yıl. Heh, siktire şayan bir cevap da. Al İzzet, sen devam et ya. Ben şimdi moralimi bozamam. Pozitif olmam lazım. Oh, bak mis gibi hava. Kuşlar ne güzel uçuyor. Hangi kuşlar uçuyor? Bak soldan üçüncü ama sana göre sağdan. Ya giderken soldan, dönerken mi sağdan? Çak siktirip lan buradan. Sebo ama sen de sapıtıyorsun içince ha. Kanışma lan, yürü git. Gel bakalım. Babanı? Kavaklığın tapusu. Sebep? Oğlum ne zaman nasılsın desem, kalaycı osuru gibi kaynıyor arada. Cevap vermiyorsun. Bazı deyuslar talihlidir oğlum. Yağmur yağsa yaş değmez, kavga etse taş değmez. Kimi de böyle senin gibi işte, Haran Ovası'nda sıçacak yer bulamaz. Al bunu sat, sav, kendine bir dükkancık kur. Ayazda kalmış bekçi çükü gibi büzüştürme sıfatın öyle. Oğlum ne yapacağım ben bu yaştan sonra kavaklığı? Şurada teneşirde çitelenmeme kaç yılım kaldı zaten. Sonumuzda donumuzda bir parça pamuk işte. Allah korusun babaanne ya, ne biçim konuşuyorsun öyle? Öyle öyle işte öyle. Hadi al hadi. Olmaz, o senin zor gün şeyi. Bana bak. Şimdi kızacağım ha, şimdi kızacağım. Meryem Sultan. Moralime kir kılsın yeminle ya. Şu sendeki ses değil, yemin ediyorum kalp masajı. Allah çarpsın. Sen bir konuşuyorsun, ben hayata dönüyorum tekrar ya. Babaannem benim, ölürüm sana. Yavrum benim. Bana bak sıpa gözlü. Kaz tavuk gibi kurtlayacağım derken yırtarmış orasını burasını. Sen de hemen zengin olacağım diye sakın muzur şeylere yatırma paranı ha. Hayırlı bir işte kullan. Sen bana güven babaanne, bak göreceksin. Öyle hayırlı bir iş yapacağım ki gurur duyacaksın benimle. Göreceksin bak, gurur duyacaksın. Şen yuvamız çocuklarımıza, ailelerimize, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Adımız Şen Yuva diyoruz. Sloganımız yavrunu sevindir diyoruz. Allah utandırmasın. Bu arada benim arkamdan düz taban bastığı yerde ot bitmez. Selam verdi, 5 gün yaşamaz. Uğursuz it dediler. Ama ne oldu? Buraya gelmemizle birlikte bir değil, 2 dükkan daha açıldı. Bakın. Oraya değil, oraya değil. Bakın. Yürü, yürü, yürü.
Mahvolduk İzzet. Selim sakin, sakin. Oğlum buraya çocuğunu kim gönderir? Kim gönderir lan buraya çocuğunu? Nalbura ne oldu? Ay söylemeyi unuttum sana ya. Orası da randevu eviymiş. Mühürlediler orayı ya. Oğlum bu atlanacak detay mı? Her şeyimi bastım lan ben buraya. Kavaklığı sattım. Ölüm grubuna düşmüşüz resmen. Ya tamam Sebo. Yan tarafımız masaj salonu. Öbür tarafımız seks shop. Karşısı randevu evi. Ama olumlu bak yine de ya. İyi düşünmeye çalış. Doğru. Biz de sikebilirlerdi. Bu mu lan bulduğun yer? Nezih dediğin yer burası mı? Tamam Sebo ya. Tamam gardını düşürme hemen. Bulacağız bir çözüm yolu. Ben buldum bir çözüm İzzet. Buraya kadar mı Sebahattin Efendi? Yaşamak senin üstünde güzel durmuyor oğlum. Beceremiyorsun sen o işi. En azından ben burada olmasam bu insanlar daha mutlu olur. Haydi kapatıyoruz. Selametle. Sen niye atlıyorsun? Lanetliyim arkadaşım ben. Anlatsam şükür namazına durursun. Boş versen beni. Asıl sen niye atlıyorsun? Karım. Karım beni aldatıyor. Bu mu lan? Bunun için mi atlayacaksın? Harbi mi? Tabii lan ne olacak ki en fazla? Değmez değil mi? Değmez tabii ya. Gerçi milletin ağzı torba değil, büzemezsin. En fazla böyle belki bir ömür boyu godoş diyecekler. Ki onlar öyle düz söylemez. Godoş derler. Gavvat diyecekler ama tek V'yle değil işte. Üç V'yle söylerler onu. Belki böyle boynuzlu şirin derler ki bence bu sempatik. Kahvede böyle arkadaşın suratını sırıtarak abi diyecek yengenin kan grubu da genel vericiymişti. Yeter lan. Yeter! Hadi! Lan belki dedim ya. Oho! Lan kötü düştü ya. Ölemiyorum da babaanne. Onda da şansım gülmüyor. Dün gece bir kutu ilaç içip yattım. Vitamin yapıymış bir de gün özünde başladım. Bana bak konuş böyle deli deprek. Vallahi etin budunu burkarım seninle. Canı kıymakta neymiş? Hem ben seni acıp ayağımda kör hafıza söyledim. Derin hocadır. Ne dedi? O senin torunun itin uğursuzun önde gideni. Almıştır birinin bedduasını. Gönül Allah'ın Kâbesi yıkanın iki yakası bir araya gelmez dedi. Onların duasını almadan da iflah olmaz dedi. Var mı öyle bir şey ha? Yani... Var değil mi? Var. Misal ver. Ya bir olay oldu ama o kadar büyük bir şey değildi yani babaanne. Resmen vurduğumu gördüm abi ya. Ya gördün de işte. Köpekleri de kaybettik. Durmuş abi ayı. Neyiz lan? Abi kaderde birlikte ölmek de varmış. Kaçalım mı? Kaçmayalım. Kaçarsak yakalar. Mermimiz yok. Var. Bende var Sabahattin. Soğukkanlı oğlu. Al oğlum. Al. Hadi sen benden daha iyi nişancısın. Sen daha iyi vurursun. Hadi. Bilmiyorum abi. Bilirsin. Hadi aslarım. Hadi oğlum. Hadi Sabahattin. Hadi. Sabahattin. Durmuş abi misin? Sabahattin. Hareket etmez, seni hiçbir şey yapmaz. Yardım getireceğim sana! Sana yardım getireceğim! Yardım getireceğim Durmuş abi! Sabahattin! Ne yapayım babaanne? Ben adamı yanlışlıkla vurdum. Sonra da gittim yardım çağırmaya. Ben de ölmekten korktum. Ne yapsaydım orada? Beni de ye diye beklese miydim ayının yanında? Gerçi tabii adamı yalnız bıraktık orada. Ayıp oldu adama. O adamı bulacaksın, helallik alacaksın. Daha da kimin bedduasını aldıysan götün yanaşacaksın, hepsini affettireceksin kendini. Yoksa bir ömür iflah olmazsın. İki yakan bir araya gelmez oğlum. Hanemin eşiğinden de sokmam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Sabah ilk iş Durmuş'un huzuruna varacaksın. Yemin et. Nimete kör bakayım. Helallik alacaksın diyor ne baba? Bir ömür iflah olmazsın diyor ne? Affettir ki.
Yaprak. Ne işin var senin burada? Bu Durmuş abiden özür şeysi için geldim ben. Sen abimi nereden tanıyorsun? Abin mi senin? Ha, sen Durmuş abinin İzmir'de okuyan bacısı olan Yaprak'sın değil mi? Sabah. Durmuş abi. Nasılsın abi? Selamlaşma şeysi olarak abi. Heyecanlandım çok. Durmuş abi bilmiyorsun götümde ayı bağırıyor. Ayı derken öyle... Gene dedim ayı. Abi gönül almaya geldim ben. Kabul edersen affına sığınmaya geldim. Durmuş. Kim bu adam? Merhaba teyzeciğim, öpeyim. Merhaba. Sebahattin ben. Daha önce tanışmamıştık da. Valide Hanım değil mi Durmuş abi? Kıramlamış şerefsiz. Allah geçim versin abi. Ben heyecanlanınca çok yakışmıyor musunuz? Ay yavrucağı da uyandırdı. Kusura bakmayın abi ya. Senin oğlan mı? Oğlan değilim ben. Gönül almaya geldiğin gerçekten de çok iyi oldu. Durmuş abi. Seni orada ayıyla yalnız başına bırakmam tabii hoş bir şey olmadı ama... ...can kıymetli bir yerdi. Ölmekten korktum abi. Bir dakika ya. Sen miydin o öküz? Ayı. Ha sen bana, evet. Sana ben. Söyle abi. Secret. Efendim abi, nezi Yaprak? Secret. Bebok sen de karneyle giriyorsun ama ha. Hadi vur. Vur. Eyvallah söyle ya. Bana az bile abisi. Adamın son halini gördün mü? O koskoca Durmuş abi deprem yemiş bina gibi olmuş. Yok baba bizden bir yol olmaz. Ama ne yapayım İzzet? Benim de canım var. Ben de ölmekten korktum. Sonuçta baktığında ben de bir insanım yani. İlk bakışta öyle de. Ben de çok seviyordum Durmuş abi. Böyle olsun ister miydin? Yaprak neydi? Bir daha beni ararsan telefon şehirler arası yazsın dedi. O kadar uzak dur benden dedi. Vallahi mı diyor? Durmuş abi geri vites yapmaz diyor ama değil mi? Affet dedim işte. Sen benden bir şey iste ben üstüne kürek kürek atayım dedim İzzet. Daha ne yapayım? O ne dedi? Siktir git dedi İzzet. Ağzına at girsin Sebat. Bir de babaanneye yemin verdik. İzzet, o dilde babaanneden de olacağız lan. Durmuş abi seni affetmezse bu eve sokmam dedi. Ne yapacağım lan? Ya rahat ol sen ya. Nereye sokmuyor? Sana ev mi yok ya? Ev mi yok sana? Yok lan abiden düşününce. Abi düşündüm yok yani sana ev. Sen bunu içme be. Sen bunu içince sana bir şey oluyor İzzet. Tamam birader şöyle düşün, olumlu düşün ya. Vallahi olumlu düşün, olumlu olsun. Hayata böyle bakacağım, pozitif bakacağım. Bak bununla ilgili en güzel hikaye Nasrettin Hoca hikayesidir. Hoca bir gün böyle gölün kenarında göle elinde yoğurtla göle maya çalıyormuş. Orada aliden biri de demiş ki, hoca ya kafan mı güzel senin? Göl hiç maya tutar mı demiş. Hoca bu, durur mu o da? Durmuş öyle. İzzet yapıştırmıştı cevabı ya. Yok öyle kalmış galiba. Yapıştırmamış mı cevabı? Şey mi ya? Doğduğuna inanıyorsun da öldüğüne mi inanmıyordu? Kalk git buradan İzzet. İzzet kalk siktir git ya. Allah aşkına yürü git buradan ya. Seba dur toparlayamadım ya şimdi. Ya, yürü git ya İzzet. Ya kardeşim ben sana derdimi anlatıyorum. İçip içip saçma sapan şeyler söylüyorsun bana ya. Ya Seba bağırma ama sen de her içtiğimizde gerilmeyelim böyle ya. Kalk siktir git. Bu çok iyi oldu İzzet ya. Seba yine tekrarlayalım burada kalmasın. Tansu ablamlara çok selamlarımı ilet lütfen. Meryem teyzeciğime de sen de çok selamımı iletiyorsun. Ase. Hürmetler. Aa Yaprak. Hoş geldin. Buyur otur. Bir şey ikram edelim. Metin! Yok lüzum yok. Konuşup gideceğim hemen.
Ya ben seni sığır bir de ağır sapık zannediyordum. Ama bugün kapımıza geldin ya. Anladım ki... Az bile söylemişim lan. Sen tam bir barzoymuşsun. Gerçek bir barzo hem de. Abim borç harç ameliyat oldu. Umurunda değil tabii. Saadet dayım da son model arabasını tefeciye kaptırdı. Yeğeni için. Abim uğraşa didine eritti borcunu. Bir tek arabayı koyamadı yerine. Nasıl koysun? Şimdi ne kazanıyorsa tefecinin eline sayıyor. Kısacası bir araba çekerse kapımın önüne, dayıma olan borcumu ödersem hakkımı helal ederim dedi abim. Araba mı? Araba onun köpeği olsun ya. Seb, acık yüzün gülsün ya. Oğlum bu tarafından bak bir de. En azından serbest bıraktılar. Tefeci Sado bunlar hırsız değil. Bunlar bildiğin mal dedi. Sakin ol Tufan. Sakin ol. Zoruma gitti oğlum ya. O kadar her şeyi adam gibi itiraf ettik. Adam kamerayı açtı. Bir de bunu anlat. Evde çocuklara da izletelim. Onlar da güler dedi ya. Vaf vaf vaf. İyi düşün, iyi olsun Sebo'm. İyi düşün, iyi olsun gülüm benim. İyi düşün, iyi olsun. Bazen diyorum acaba niyetten mi kaybediyor Sebo ya? Ne var oğlum niyetimizde bir şey yok. Ne bileyim oğlum tam bir şey yapalım derken başka bir şey deviriyoruz. Pardon, benim sadece iki parçam var. Biraz acelem var da. Teşekkürler. Adamın acelesi varmış. Hakikaten lan İzzet böyle iyi niyetli davranınca içime öyle bir huzur çöktü ki. Araba kazandık kızlar. Biz mi? Araba kazandık. Oo! Durmuş abi affedecek. Diyecek. Araba bizde. Siz değil beyefendi. Araba beyefendi bizde. Kazandı. Olur mu ya? Ben sıramı ona verdim. Ben sıramı sana vermedim abi. Ne sırası kardeşim? Ben 1 milyoncu müşteriyim. Oğlum yürü git çeneni kıralım senin ha. Oğlum siktir git. Acele yok muydu senin? Güvenlik. Hanımefendi arabamı alabilir miyim? Ben sıramı ona verdim. Abicim ben sıramı... Ne oluyor? Ben sıramı verdim. Arabamı vermez. Benim arabamı ver. Abi arabamı ver. Bak bir kolumu ala. Ya tamam boş ver Sebo üzülme ya. Ya neyine üzülme İzzet ya. Dün Sado'dan arabayı almaya çalışırken bir sürü rezil olduk. Bugün helal üstlenmiş arabayı gittik kendi elimizle adama teslim ettik ya. Ben Durmuş abinin gönlünü alacaktım ne güzel. Bir daha böyle bir fırsatı nerede bulacağım İzzet? Hadi cevap ver. Yani? Cevap verme İzzet bulduk. Neyi bulduk ya? Arabayı bulduk İzzet. Evet bayanlar baylar yılın en büyük yarışmasına hoş geldiniz. İşte arabamız burada. Arabadan elini çeken kaybeder. Sabreder ise kazanır. Elim sende bir saate kadar başlıyor. Evet beyler bayanlar. Mola yok. Sebebi ne olursa olsun elini arabadan çeken kaybeder. Sonu bekleyen buradan arabasıyla gider. Hazır mıyız? Üçten geri sayıyorum. 3, 2, 1. Eller havaya. Şimdi arabaya. Böyle olmaz ki ya. Kaç saat bunu bekleyeceğiz? Benim bir şey yapmam lazım. Hüseyin ne haber? İyidir. Senden ne haber? İyi. Dükkanları açık unutmuşsun. Elendiniz. Az siktir. Şerefsiz. Yavşak, yavşak. Ya küfür etme be. Seni uyardık. Kötü mü ettik arkadaş ya? Nasıl gidiyor bayram? İyiyim abi sağ ol. İnşallah alacağım arabayı. İnşallah abi. Bayram. Ha. Elendiniz. Ya sen ne yavşak adamsın Sebahattin abi ya. Bir dokundurtmadın. Ya kazanayım gene dokunursun bayram ya. İhtiyacımız var Allah Allah. Ellerini kaldıranlar arabadan uzaklaşsın. Yuh be. Yuh. Ne var lan? Zil sesin böyle. Ne yapayım? Telefon geldi. Allah Allah.
Evet, yarışmamız son hızıyla devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Son iki kişi. İki kişi mi? Zeki? Ya, demek ismim hala hatırında. Benden kaçarken ayakların kıçına vuruyordu. Ben senin adını hiç unutmadım ki Zeki. Ya senin göbek bağını dolmuş durağına mı gömdüler de böyle minibüsçü gibi konuşuyorsun? El alemin manitası sütlaç, benimkisi bol soğanlı tantuni. Ayrılalım Zeki'ye. Bu lafları bildin mi Sebo? Hepsi yalandı Zeki. Her şey yalandı. Sana daha fazla tutkuyla bağlanmaktan korktum. Ama sonra nasıl pişman oldum bilemezsin. Herkes de seni aramaya başladı. Günaydın bebişim nedir ya? Bana senin gibi naber koç diyecek kız lazımdı Zeki. Sempatiksin, bambaşkasın. Oysa herkes sevdiğin havuçlu kek yapardı. Bana senin gibi kapıma dayanıp kurbanda leğenle et getirecek kadın lazım Zeki. Sıcacık, içten. Biliyorum. Artık bunu sormak için belki de çok geç. Ama olsun. Bu hatayı yine yapmayacağım. Bu sefer soracağım Zeki. Zekiye. Benimle evlenir misin Zekiye? Ne? Evet! Hocam elleri kaldırdı. İt! Ya ne burada? İt oğlu it! Ulan Allah seni bildiği gibi yapsın be. Allah seni davul etsin. O tokmağı da benim elime versin. Ulan ne soksam sana? Ya çirkinleşme zaten çirkinleşsin Zekiye ya. Pislik. Kahretsin. Evet beyler bayanlar, yarışmamızın kazananı Sebahattin Altın! Arabayı aldı gitsin! Allah! Araba dedi! Kazandım! İzzet! Kazandım arabayı. Ya Sebo ya, acılama arabayla hayra kalkışıyorsun, burnumuz boktan çıkmıyor. Bir tane kalp kazanayım diyorsun, 40 tane kalbi kırıyorsun. Yani belayı çekiyorsun ya Sebo. Bak acı payamlı kör hafızın. Ya yiyeceğim acı payamlı kör hafızınız ha. Ya dilinizden düşürmüyorsunuz babaannemle. Bir babaannem bir sen acı payamlı kör hafız. Ne yaptık oğlum? Durmuş abinin arabasını geri almak için Sado'ya gittik. O hırsızlık sayılmaz ki, niyetim temiz benim. E bu da yarışma İzzet. Her yol mübah. Nesi günah? Kaldırmasalar ellerini. Bana ne? Arayacağım hatta Durmuş abi. Durmuş abi. Abi 10 dakikaya kapıda araba. Hazır ol. Aldım arabayı. Sebo. İzzet sus, kalbini kırarım. Sanki ben kendi işim için vurdum arabayı ya. Sana yardımcı olayım dedim ben. Vinç operatörü diyor, ben indiririm diyor. Bırak ben indiririm diyorsun ya. Kara Şimşek de indiriyordu bir kere de adam. Yara kafalı Alaaddin de halıyla uçuyordu. He? İnşaattan hiç halıyla atladın mı sen? Sebo en azından pozitif bak ya. Bak motoru çiçek gibi. Silecekleri çalışıyor. Bak ne güzel çalışıyor sileceği. Aynen ya. Çiçek gibi motoru da ya. Adama zaten kapıya çık dedik. Ne yapalım, götürelim iyi niyetimizi görsün. Sonra sanayiye götür toplatırız. Ne yapalım ya? Aynen. İzzet kapı nerede lan? Ha kapıyı yukarıya koydum Sebo. Ha unutmadın değil mi? Koydum. İkisi de burada. Aha Durmuş abi bekliyor. Toparla. İzzet fren tutmuyor. İzzet!
Çekil! Durmuş çekil. Abi çekil! Sakin! Sakin! Abi, durmuş abi çekil! Çekil! Durmuş durun! Oh! Durmuş abiye çarpmadık. Maalesef iki hastamıza uzun bir süre iki kolunu kullanamayacak. Geçmiş olsun. Durmuş abi, biz arabayı bulmanın heyecanıyla mahalleye girince... tabii seni gördüğüm gibi ben kırdım da... gerçi sen kendi kendine düştün. Ama tabii bizim yüzümüzden oldu. Ne desen kabulüm abi. Efendim abi? Ne dedin ya? Sen ne